Sanırım artık büyük resmi görebilir durumdayız ve Amerika'daki yetkililerin niçin endişeli olduğunu anlayabiliyoruz. Buraya birkaç bankanın bilançosunu çizdim. Örnekleri Türk lirası olarak verdiğim için bu videoda da öyle yapmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bilançoları en basite indirgemiş haliyle çizmeye çalıştım. Her biri başka bir bankanın bilançosu ve hepsinin bilançosu birbirine benziyor. Bilanço'nun yapısını biliyorsunuz. Sol tarafta aktifler yazar. Bu bankanın varlıklarını da pembe renkli çizdiğim şekliyle gösteriyorum. Mavi renkle işaretlediğimde bankanın borçlarını gösteriyor. Bu da pasifler. Örneğimizdeki bankanın 4 milyar lira borcu var. Bilançosunun aktifinde ise 2 kalem var. 2 milyar liralık teminatlandırılmış borç yükümlülüğü yani CDO ve 3 milyar liralık diğer varlıklar. Bilançodaki durumu biliyorsunuz. Aktif toplamı ve pasif toplamı birbirine eşit olmak zorundadır. Bu bilançodaki aktif toplam 5 milyar lira. Borçlar 4 milyar lira olduğuna göre öz kaynaklar da 1 milyar lira. Ne dedik? Pasif toplam ve aktif toplam birbirine eşittir. Borçlar artı öz kaynak da eşittir pasif toplama. Bu da aktif toplama eşit oluyor. Bilançolar birbirinin aynısı. Bize kolaylık sağlaması için bankacılık sistemindeki tüm bankaların bilançolarını birbirinin aynısı olduğunu varsayalım. Gerçek hayatta durum bu değil tabi ki. Bilançoların benzer özellikleri olabilir ama tamamen aynı bilançoya sahip olamazlar. Her bankanın elinde bulunan CDO tutarı farklıdır. Bazısı az, bazısı çok almış olabilir. Bazı bankalar bilançolarında yer alan CDO'ları değerlerken, diğer bankalardan daha konservatif davranıyor olabilir. Biz yine basite indirmeye çalışalım. Hepsinin bilançolarında bulunan CDO'ların defter değeriyle muhasebeleştirilmiş olduğunu düşünelim. Bilançolarındaki CDO tutarı öz kaynaklardan daha yüksek. Neden mi böyle yazıyorum? Hemen sebebini açıklayayım. Bilançolarında yer alan CDO'ların öz kaynaklardan yüksek olması bizi başka bir soruya yönlendirecek. Bu bankaların problemi acaba likidite darboğazı mı yoksa ödeme kabiliyetinde mi? Eğer bu aktiflerin 3 milyar lira değerinde olduğuna ve bu borçların 4 milyar lira değerinde olduğuna inanıyorsanız, problemin nakit akışı mı ödeme güçlüğü mü olduğu sorusunun cevabı bunların değerinin 2 milyar lira olup olmadığıyla bağlantılı hale geliyor eğer bunların değeri 2 milyar liraysa öz kaynaklar 1 milyar liradır eğer bunların değeri 1,5 milyarsa ki bu iyimser bir tahmin hala 0,5 milyar lira öz kaynağınız vardır yani hala ödeme gücünüz var demektir. Ödeme gücü var. Bu durumda teorik olarak borçların vadesi geldiğinde başka bir yerden kredi alarak geçici likidite sıkışıklığı atlatılabilir. Belki gelecekte aktiflerdeki bazı varlıkları satabilirler ve hala öz kaynakları pozitif olur. Şimdi geliyoruz. Bankaların bilançolarında yer alan bu teminatlandırılmış borç yükümlülüklerinin yani CDO'ların gerçek değerinin ne olduğuna. Gerçek değer nedir sorusu. İnsanoğlu bu sorunun cevabını vermek için piyasaları, pazarı oluşturmuştur. Günümüzde bir şeyin gerçek değeri piyasadaki fiyatıyla belirleniyor. Eğer bunların gerçek değeri 1 milyar lira veya daha azsa o zaman neler olur düşünelim. Diyelim ki bunların değeri yoksa. Bu durumda 3 milyar liralık aktifimiz, 4 milyar liralık borcumuz olur ve öz kaynak bu durumda negatiftir. Bu şirket değersizdir. Ve bu şirkete daha fazla kredi vermek parayı boşa harcamak olacak. Dipsiz kuyuya para atmanın da pek bir anlamı olmayacak. Bu şirketten alacakları olanlar muhtemelen paralarını geri alamayacaklar. Özellikle de kreditörler arasında öncelikli ödeme sıralaması varsa. Ve parasını en son geri alacak olan gruptaysanız, bu şirket iflas ettiğinde paranızı geri alma ihtimaliniz hiç olmayacaktır. Şimdi büyük resmi görmeye çalışalım. Eğer bu durum sadece bir tek banka için geçerli olsaydı bunu tabii ki çok önemsemeyebilirdik. Ancak son 10 yıllık dönemde CDO işlemlerinden elde ettikleri karın bir kısmını sonuçta geri veriyorlar ve bu durumda bırakınız biraz da zarar etsinler bile diyebilirdik ancak konu sistematik bir riske geliyor. Bu videoda özellikle bu konu üzerinde durmak istiyorum. Burada 4 milyar lira borç var. Bunun önemli kısmı diğer bankalardan kullandıkları krediler olabilir. Bu bankanın bilançosunun pasifinde başka bankadan kullandığı kredi olduğuna göre o halde bu kredi başka bir bankanın bilançosunun aktifinde de alacak olarak görünüyor olmalı. Örneğimizdeki bankalara isim verelim. Bunun ismi A bankası olsun ve bunun ismi de B bankası olsun. Diyelim ki bunun 1 milyar liralık kısmı B bankasından almış oldukları kredi olsun. Bu durumda ne olacak? Krediyi veren B bankasının bilançosunun aktiflerinde aynı rakamı A bankasından alacaklar olarak göreceğiz vermiş oldukları bu kredi B bankasının aktiflerinin arasında. Borçların birisi B bankasından alınmış olan kredi. Banka B'nin parası vardı. Banka A'ya kredi olarak verdi. Yani burada nakit buraya gelmiş oldu. B bankasının bilançosunun aktifinde A bankasına vermiş oldukları kredi alacaklar arasında görünüyor. Burada da B bankasından alınmış olan kredi pasifte borçlar kaleminin altında görünüyor. B bankasından kullandıkları krediyi yani aldıkları bu parayı başka bir bankaya kredi olarak kullandırmış olabilirler. Diyelim ki C bankasına kredi vermiş olsunlar. Sanırım birbirleriyle ne kadar bağlantılı olabileceklerini kavramaya başladınız. Diyelim ki A bankasının bilançosunun aktifinde yer alan bu 3 milyar lira C bankasına verdikleri kredi olsun. Doğal olarak bu kredi C bankasının bilançosunun pasifinde yer alacak ve A bankasından kullanılmış kredi olarak görünecek. Şimdi bilançolara baktığımızda C'nin bilançosunda A bankasına 1 milyar lira borç, A'nın bilançosunda da C'den 1 milyar lira alacak göreceğiz. Tabi burada bir de B'ye 1 milyar lira borç var. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bunu birbirini tamamlayan, takip eden hareketler gibi de düşünebilirsiniz. Belki banka B'de başka bir bankadan kredi kullanmış olabilir. Şimdi işleri iyice karıştıracak bir kredi daha ekleyelim örneğimize. B bankası da C bankasından kredi kullanmış olsun. C bankasının bilançosunun aktifinde B bankasına kullandırmış olduğu kredi yer alacak. Evet şimdi çok ilginç bir durum ortaya çıktı. Diyelim ki Banka B'nin Banka A'ya verdiği kredinin vadesi gelmiş olsun. Ancak Banka A'nın kendi verdiği kredilerin vadesi henüz gelmemiş olsun. Bu kredilerin vadesi henüz gelmediği için Doğal olarak Banka A bu kredilerden nakit girişi sağlayamayacak. Ve yine diyelim ki bu 4 milyar liralık kredinin vadesi de gelmiş olsun. Yine doğal olarak diyeceğim, buradakilerin hiçbirisini satamayacaklar. Şimdi Banka A kara kara düşünüp diyor ki bir şekilde bu 1 milyar lirayı bulup Banka B'deki borcumu kapatmalıyım. Ama nasıl kapatacağım? Hatırlarsanız örneğimizde Burada yer alan varlıklarını likide edemediklerini söylemiştik. Burada da CDO'ları var. Burada birkaç tane farklı konu daha var. Eğer konunun likidite sıkışıklığı olduğunu düşünüyorsanız, bilançoda 2 milyar lira değerle gösterilen bu varlıkların gerçek değerinin de 2 milyar lira olduğunu, sadece bunların likide edilmediğini, yani satılmadığını düşünüyor olmalısınız. Zaten kimse onları satın almak istemediği için satılmayacak. Gerçek değer nedir? Bu soruyu hatırlayalım. Peki. Eğer hiç kimse satın almak istemiyorsa, yani piyasada alıcı yoksa bunların değersiz olduğunu söyleyebilir miyim? Şimdi A Bankası'nın ne dediğine bir bakalım. A Bankası diyor ki, hiç kimse satın almak istemediği için satamadım ve Likidite sıkıntısı çekiyorum ama bunların değeri 2 milyar. Peki burada yapabilecekleri şeyin ne olacağını bir düşünelim. Galiba birisinden kredi alacaklar. Belki de bu varlıkları teminat olarak FED'e verirler ve karşılığında FED'den 1 milyar lira kredi kullanırlar. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik ama FED'in ne olduğunu bir kez daha hatırlayalım. FED Amerika'nın temel bankacılık sistemidir. Bunların Amerika piyasalarındaki uygulamalar olduğunu da unutmayalım. Diğer videolarımızda da sürekli bundan bahsediyorum zaten. Bu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi konumuzu dağıtmadan kaldığımız yerden devam edelim. Ne demiştik? Evet, FED'den 1 milyar lira kredi kullanırlar ve B bankasına olan borçlarını öderler. Keşke her şey bu kadar basit olabilseydi ancak bunu yapma şansları yok. Sanırım Fed bu CDO'ların teminat olarak yeterince sağlam olduğunu düşünmüyor ki öyle olsaydı bunları teminat olarak kabul edip kredi açardı. Demek ki bu şekilde düşünmüyor. Bakalım diğer bir çıkış yolu var mı? Mesela Yeni sermaye bulmak olabilir. Yani öz kaynaklarını artırabilmek için diğer devletlerin yatırım fonları ile görüşüyor olabilirler. Bu konuyu da başka videolarımızda anlatmıştım. Hatırlarsanız başka bir devletin yatırım fonu gelecek, nakit yatırarak sizinle ortak olacak. Farz edelim bu şirketin eskiden 500 milyon adet hisse senedi vardı. 2 milyar adet hisse senedi daha ihraç edecekler ve bu yeni hisse senetlerini nakit karşılığı satacaklar. Yatırım fonu yeni ihraç edilen 2 milyar adet hisse senedini satın aldığında bu şirketin %80'ine sahip olacak. Ve diyelim ki şirketin %80'lik kısmı için 2 milyar lira ödediler ve artık bu yeni kaynak sayesinde kredi borçlarını ödeyebilirler. Olayı daha da içler acısı hale getirelim. Diyelim ki yabancı devlet fonlarını da satamıyor olsunlar. Bu fonların eskiden bankalardan ağzı yandığı için artık bu sektöre yatırım yapmak istemediklerini de belirtmek istiyorum size. Şimdi yeni kredi bulamadılar, öz kaynaklarını artıracak yeni ortak da alamadılar kendilerine. Peki bu durumda ne olacak? Aslında Böyle bir durumda neler olabileceğini de daha önce öğrenmiştik. Belki acı olacak ama maalesef şirket iflasa doğru gidecektir. Hatırlarsanız Liman Brothers firmasında yaşananlar bu örneğimize benziyordu ve sonunda iflas etti. Şimdi bunlar ne firmayı satın alacak, kimse buldular, ne de yeni kredi ve iflas ettiler. Demek ki sistemdeki bankalardan birisi bile iflas etse ilginç gelişmeler yaşanabiliyor. Şimdi gelelim B bankasına. Onu unuttuğumu düşünmeyin sakın. B bankası da bilançosundaki CDO'lardan dolayı kara kara düşünecek. Sonuçta C bankasından kullandıkları kredinin vadesi geldiğinde olacaklardan kaygılanıyorlar. Şimdi kendisinin A bankasına yaptığını günü geldiğinde diğer bankalarda kendisine yapacak. Ne demiş atalarımız? Eden bulur. Şimdi yeni bir problem daha var burada. A bankasının iflas edeceğini kim bilebilirdi ki? Sonuçta bu kredi A bankasına geri ödenmiyor. Doğal olarak iflas ettiğinde bunların hiçbir değerinin olmadığını anlayacağız bunların değeri olmadığı için ya çok az bir şey alıyor olacağız ya da hiçbir şey almayacağız. Bunun değerinin 1 milyar lira olduğunu düşünüyordum ama belki bunu 0.5 milyar yani 500 milyon liraya indirmem gerekecek. Artık iki tane problemim var. Bu kredi geri ödenmiyor. Banka A iflas etti. Eğer bu kredimin bir kısmını dahi geri alabilmek istiyorsam, A bankasının varlıklarının likide edilmesini beklemem gerekecek. Yani buradaki varlık aslında donuk kredi. A bankasına verdiğim kredi benim düşündüğüm değerde değil. Üstelik bir de bilanço'mda da bu CDO'lar var. D bankasına da kredi vermiştim. Hadi diyelim ki D bankası da battı. Orada da donuk bir kredim var. Gerçekten halim işler acısı artık. Devam edelim. Kredi geri ödemelerimde de problemler yaşandı ancak asıl problemin teminatlandırılmış kredi yükümlülüklerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Eğer A bankası bilançosundaki CDO'ları 2 milyar liraya satabilseydi bu zincirleme etki oluşmayacaktı bütün suç A bankasının. Lehman Brothers firmasında yaşananlar da bu zincirleme etkiyi ne yaptı? Tetikledi. C Bankası'nın da ne kadar endişelenmeye başladığını tahmin edebilirsiniz. Hem CDO'ları var, hem Banka B'deki donuk alacakları var. Gerçekten zor bir durum. Sistemdeki bütün bankalar korktukları için daha tedbirli olmaya çalıştılar ve diğer bankalara da kredi vermemeyi tercih ettiler. Yani her ihtimale karşı sıkıntılardan kurtulmak için ellerinde nakit tuttular. Bankaların birbirleriyle olan kredi işlemleri duruyor. Herkes verdiği kredileri geri almaya çalışıyor ve hiç kimse yeni kredi vermek istemiyor. İşte Fed'in çözmeye çalıştığı temel sıkıntılardan birisi tam da bu durum. Amerika'daki finansal sistemi çok basite indirgeyerek anlatmaya çalıştık. Umarım bu anlattıklarımız finansal krizi biraz daha detaylı anlayabilmek için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.